Hoş geldiniz. Genç, dinamik bir bakanımız var. Oradan oraya koşturuyor. Sosyal medyadan takip etmekte zorlanıyorum. Bir kısmı buzullarda, bir kısmı yer altında. Ben bu suyu içiyorum. Emanet olarak vücuduma alıyorum. Öldükten sonra emaneti toprağa bırakıyorum. Buharlaşıyor, yağmur oluyor, geliyor, kurbağa içiyor. Aynı su. Yani şu anda içinizdeki su, dinozorların içtiği su. Tekstil nedeniyle, yani hızlı moda nedeniyle artık şey değişti. Mevsime iki, yani sezonlar değişti. 52 hafta sezon olmaya başladı. Fakat tekstilin şöyle bir sorunu var. Tekstil inanılmaz bir ham madde istiyor. Pamuk üretimi istiyor, su istiyor. İşlenmesi gerekiyor. Bütün çocukluğum zanaatla uğraşan akrabalarımın arasında koşuşturmakla geçti. Çünkü ailelerimin çoğunun işi el işçiliğiyle ilgiliydi. İşte kimi zaman halamın yanına gidip orada teel yapardım. Kimi zaman işte mobilya ustası olan amcamın yanında nasıl monte ediliyor, neler yapılıyor. Babamın yanında vitray desenleri çıkartırdım. Öyle olunca Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kaynaklar aynı orman alanı var. Eğer kesmezseniz aynı su miktarı var. Eğer korursanız hava ısınmazsa eğer o buharlaşma hani işte göllerimizde içilebilecek suların buharlaşma miktarları da işte sabit kalırsa suyumuz işte ormanımız tarım yapacağımız alan tarım için gerekli su miktarı aslında o bir döngü o döngü belli. Dolayısıyla burada kaynakların değişmeyeceğini öngördüğümüzde kaynakları en verimli şekilde kullanmayı öğrenmek zorundayız Güven Bey. Yani bu konuda da alışkanlıklarımızı değiştirmezsek eğer görünen o ki bu kaynaklarla birlikte aynı şartlarda, aynı kalitede, yani bu eğer bir kalite ise bu kalitede yaşama şansımız yok. Emin olun bugün enerji kriziyle dünya karşı karşıya. Bundan sonraki süreçte su krizleriyle, gıda krizleriyle dünya karşı karşıya kalacak. İşte yine bir yurt dışına gittiğimizde böyle kıymetli gençlerimizle bir toplantı yaptığımızda artık konuşmayın. Yani konuşma süreci bitti. Uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Burada topyekün hep beraber uygulamaya geçmek zorundayız. Çanlar çalıyor, ziller çalıyor, kriz var ve bu krize karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Ne yapacağız? Günlük alışkanlıklarımızı değiştireceğiz. Yani bu çerçevede daha az tüketerek israfı önleyerek ki bizim yapmış olduğumuz sıfır atık projesinin amacı budur. Yani israfı önlemektir. Geri dönüşümü bütün ülkede, bütün sektörlerde hakim kılmaktır. Bu manada da bugün 140 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçmiş bir projedir. Bunun sayısını arttırmak zorundayız. Artık evden, okuldan, çalıştığımız alandan başlayarak tüm Türkiye'de o güzel doğal alanlarımızı, sit alanlarımızı, akarsularımızı, göllerimizi, ağaçlarımızı korumak zorundayız. İnşallah 2053 yılında hem bu koymuş olduğumuz hedefi yakalayacağız hem de açıkçası liderlik ederek bu bilgiyi, birikimi, know-how'ı diğer dünya ülkelerine de veriyor olacağız. Bu alanda da yeni istihdam alanları oluşturmuş olacağız. Bu dünya gerçekten dün işte lansmanını yaptık. Dünya ortak evimiz, dünya hepimizin, başka dünya yok, başka yaşayabileceğimiz bir yer yok. Yurt dışında aday ülkesinde yaşayan gençler şunu söyledi, işte orada devlet başkanları, bakanlar toplantı yaparken sesini de biraz da hüzünlü bir şekilde yükselterek şunu söyledi. Benim ülkem bir aday ülkesi ve yıllar sonra iklim değişikliğiyle birlikte işte buzulların erimesiyle birlikte benim ülkem sular altında kalacak. Benim hatıralarım yok olacak. Benim büyüdüğüm çocukluğumun geçtiği tarlalarımız, evlerimiz sular altında kalacak. Annemin, babamın, dedemin mezarı
artık ulaşılamayacak, yaşayacak bir alanımız yok. Biz ne yapacağız diye böyle çaresizlik içerisinde serzenişte bulundu. Evet, belki Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz böyle bir tehditle karşı karşıya değiliz ama bu mücadelemizi 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız mücadeleyi ortaya koymuş olduğumuz 2053 vizyonunu çok daha etkin hale getirebilmek ve bu konuda da tüm dünyaya örnek ülke olabilmek, yine Gazi Mustafa Kemal'in bize muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağımız o günleri vaat ettiği sürece gidebilmek adına bu işleri yapmamız çok çok kıymetli. Şimdi sokak toplayıcısı meselesi aslında onlar geri dönüşüme gitmeyen ürünleri topluyorlar ve çevre için iyi bir şey yapıyorlar. Bir çevre konusu. Ama aynı zamanda bir yoksulluk meselesi, bir sağlık meselesi çünkü çöplerin içindeler, bir istihdam meselesi. Şimdi bu bir şu anda bir çözülmesi gereken bir sorun. Dedim denizden başlayın inşaata ki hayvanlar kaçabilsin. Bazılarını taşıyın. Sonra bir ekip oluşturdular. Bütün hayvanlar taşındı. Endemik bitkiler taşındı. Hatta ben bunu haber yaptım diye beni topa tuttular. Vay efendim havalimanı güzellemesi yaptınız diye. Ben 2013-2014'ten beri havalimanı ile ilgili program yapıyorum. Havalimanı bitti. Dedim ki Atatürk Havalimanı ne olacak? Bir an korkmaya başladım. Dedim ki Atatürk Havalimanı'na bina dikerlerse mahvolduk. Çabam 2014'ten beri Atatürk Havalimanı park olsun diye. Bir baktım park oldu. Şimdi de park olmasın kavgası var. Diyorlar ki bana Atatürk Havalimanı'na için ses çıkartmıyoruz kardeşim. Ben hedefime ulaştım. Bina olmasın, park olsun dedi. Park oldu. Ne yapayım dedim bu saatten sonra. Saliha Hüseyin Öz Yavuz Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tohum topları. Onu da yavaş yavaş böyle alabiliriz. Ben de gireyim her şeye. Kapatıyor mu? Evet. Çok teşekkür ederiz herkese. Güzel bir gün diliyorum hepinize.